والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Değerli katılımcılar, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültemiz bundan 55 sene önce eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştı Yüksek İslam Enstitüsü olarak. 24 Kasım 1962 yılında Yüksek İslam Enstitüsü olarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştı. 1972 yılında şu karşıdan gördüğümüz eski binamıza taşınmıştı. Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültemiz şu anda 60 ülkeden öğrencimizle birlikte 3000'e yakın öğrenci bu fakültemizde eğitim öğretim görmektedir. Afrika'dan Uzak Doğu'ya, Kafkaslardan Balkanlara, Avrupa'ya varıncaya kadar hemen hemen 7 kıtadan öğrencimiz var diyebiliriz. Yaklaşık 123 öğretim elemanımız var. Türkiye'mizin en köklü geleneği olan bir ilahiyat fakültesidir. Türkiye'de yaklaşık 90 ilahiyat fakültemiz mevcut. Bu fakültelerimiz içerisinde tercih bakımından 3. sırada ilahiyat fakültemiz yer almaktadır. İnşallah bu 1. sıraya oturacaktır diye düşünüyoruz. Sayın Başbakan Yardımcım, biliyorsunuz İslam medeniyetinde iyilik hareketi vakıf medeniyetinin kurulmasıyla birlikte başlamıştır. Peygamberimiz Aleyhisselam, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Malın en hayırlısı Allah yolunda harcanandır düsturundan hareketle adeta ülkemiz ve Konya'mız bir vakıf cenneti haline gelmiştir. İşte bugün burada bulunduğumuz İlahiyat Fakültemizin yeni temelini atma merasiminde buna katkıda bulunan yine bir vakfımızdır. Bundan 5-6 sene önce Sayın Cumhurbaşkanımızın Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinin bir ünitesinin açılışında çok değerli gönül insanı, eğitim gönüllüsü Doktor Hacı Ahmet Keleşoğlu abimize, Ahmet Bey abimiz bir ilahiyat fakültesini de sizden isteriz demesiyle birlikte, onun da başım gözüm üzerine demesiyle işte bu ilahiyat fakültemiz böylece yeni binasının temelini atma töreni gerçekleştirilmiş olacaktır. Ben bu katkılarından dolayı merhum Doktor Hacı Ahmet Keleşoğlu büyüğümüze, hayırseverimize ve bugün Ahmet Keleşoğlu Vakfımızın burada bulunan temsilcilerine sizlerin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak onların varlıklarının artarak devam etmesini, milletimize eğitim öğretim alanında hizmetlerine devam etmelerini canı gönülden diliyorum. Sayın katılımcılar, İlahiyat Fakültemiz bildiğiniz gibi aklı vahiyle, dini bilimle birlikte öne alan ve toplumumuzun dini konulardaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren, yüksek seviyede din eğitimi veren bir kuruluşumuzdur. Sayın Başbakan Yardımcımızın camimizin temelini atma töreninde de ifade ettikleri gibi bugün sadece Türkiye'mizde değil, bütün bir İslam aleminde İlahiyat fakültelerinde üretilen bilgiye dünden daha çok ihtiyacımızın olduğunun farkındayız biz. Bugün İslam dünyasında aşırı dini yorum çevrelerine karşı mutedil, ölçülü insan yapısına, insan doğasına uygun
bir din öğretimi gerçekleştiren ilahiyat fakültelerimiz sadece kendi ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamaya değil, aynı zamanda bütün bir insanlığın ihtiyaçlarını karşılayabilecek potansiyele sahip olan bir kurumdur. Bizler hüküm merkezli bir din eğitimi değil, aynı zamanda hikmet merkezli bütün bir insanlığı kucaklayabilecek, insanlığı ötekileştirmeyecek, yeryüzünde barışı ve kardeşliği gerçekleştirebilecek bir din ve öğretimini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İşte ben bu anlamda bu güzel günde mutluluğumuzu doya doya hissettiğimiz bu günde başta siz hükümetimizin çok değerli zevat-ı kiramına ve buraya kadar teşrif eden çok değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Sayın Başbakan Yardımcım, çok değerli milletvekillerim, bizim bir sorunumuzu da burada küçük bir sorun olarak sizlere arz etmek istiyorum. Öğrencilerimizin de bu konuda isteklerini de yerine getirmiş olacağız. O da şudur, birkaç gün önce biliyorsunuz Danıştay bir karar aldı. İlahiyat Fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olmalarını listeden çıkardı. Umarım bu konuda hükümetimiz kısa zamanda bir düzenleme yapar. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğini de aynı zamanda meslek dersleri öğretmenliğini birlikte ilahiyat mezunlarımızda yürütürler diye düşünüyorum. Çünkü artık din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğimiz her ne kadar bu bölümlerimiz dikkat kapanmadıysa da şu anda öğrenci alınmıyor ve geçen yıl mezunlarını da verdi. İlahiyat fakültelerimiz aynı zamanda pedagojik formasyon derslerini de alıyor. Dolayısıyla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olma konusunda yeterliliğe de sahip olan ilahiyat fakültelerimizin bu durumun düzeltilmesini sizlerden istirham ediyoruz. Ayrıca ben tekrar Ahmet Keleşoğlu ilahiyat fakültemizin temelinin atıldığı bu merasime iştirak eden, gerçekten buna gönül veren başta Nezahat Ahmet Keleşoğlu vakfımızın çok değerli temsilcilerine, rektörlüğümüze ve hepinize teşekkür ediyor. Bu hayırlı hizmetin en kısa zamanda ikmal ve itmam edilmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize en içten saygı ve selamlarımı sunuyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. 10. yılını kutlamakta olan vakfımız aynı zamanda Türkiye'nin 3. büyük vakfıdır. Vakfımızın kurucusu merhum Doktor Ahmet Keleşoğlu gençlerin eğitimine çok önem vermiştir. Bu doğrultuda vakfımız faaliyetlerinin büyük bir bölümü eğitim hizmetlerine ayrılmıştır. Eğitim hizmetlerimiz öncelikli olarak Konya ve Ermenek'te gerçekleştirilmektedir. Vakfımız her yıl 1500 civarında öğrenciye burs vermektedir. Ermenek maden ocağı faciasına zarar gören ailelerin çocuklarına eğitim hayatları boyunca destek verilecektir. Vakfımız Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi başta olmak üzere kültür merkezleri, camiler, aşevi, okullar, parklar Kur'an kursları yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Okullarımızda bugün 35 bin öğrenci eğitim görmektedir. Bugün temellerini atmakta olduğumuz Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi 50.358 metrekare olup yaklaşık 55 milyon keşif bedelli bir maliyetle 2 yıl içinde eğitime ara vermeden bitirilecektir. İlahiyat Fakültesi'nin yapımının gerçekleştirilmesi için büyük destekleri olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e şükranlarımızı arz ederiz. Biz çalışanlar rahmetli Doktor Ahmet Keleşoğlu'nun bu vasiyetini gerçekleştirmekten onur duymaktayız. Teşekkür ederim. Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Konya Milletvekilimiz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Vekilim, Sanayi Odası Başkanım, Ahmet Nezahat Keleşoğlu Vakfı Temsilcisi Sayın Hulki Bey, Sayın Müftüm, Selçuk Üniversitesi Rektör Vekilimiz, aynı zamanda öğretim üyemiz Mehmet Okku Hocam, değerli hazirun, kıymetli protokol, bugün ben çok heyecanlıyım çünkü iki dileğin yerine gelmesi aynı güne denk geldi. Hem yukarıda temelini atmış olduğumuz Zeliha Akpınar C
Camii hem de Ahmet Keleşoğlu adına İlahiyat Fakültesi'nin temel atma töreninin gerçekleşmesi. Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı çerçevesinde vakfının himayelerinde yürütülecek olan bu inşaat aslında Mustafa Kutlu Bey'in uzun hikayesi gibi bir uzun hikayeye sahip. Biraz önce kısmen Sayın Dekanımız belirttiler. Rahmetli eğitim gönüllüsü Ahmet Keleşoğlu Beyefendi eğitim fakültesini inşa ettikten sonra açılış töreninde Sayın Cumhurbaşkanımız, o zamanlar Başbakan, açılış törenine geldiklerinde Ahmet amcadan artık İlahiyat Fakültesi'ni de siz derüht edersiniz, yaparsınız, burası da öksüz kalmaz şeklinde bir ricası üzerine rahmetli elbette emriniz olur Sayın Başbakanım diyerek bu ulvi görevi üstlenmişlerdi. Yapılan protokol çerçevesinde inşaatın hemen başlanması için Allah var, Ahmet Nezahat Keleşoğlu Vakfı üzerine düşeni yaptı. Protokol hemen devreye girecek şekilde imzalandı. Ama arkasından biz biraz YÖK'te oyalandık. YÖK'teki isim değişiklikleri talep olarak iletilmesine karşın 3 başkan eskitti. Ve sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle konu hallolmuş oldu. Ve bu senede inşallah yaza birinci etapını bitirerek en kısa sürede tamamlanmış olacak inşaat. Tabii İlahiyat Fakültesi Türkiye için önemli, Konya İlahiyat Fakültesi. Sadece Konya'nın değil, Türkiye'nin çok eski köklü yüksek öğretim kurumlarından birisi. 55 yıllık bir geçmişe sahip ve Türkiye'de bir hayli mezunları var. Bu kurumun çağın gereklerine uygun bir binaya sahip olması için biz gayret ettik. 5 kez proje değişikliğine gidildi ama ortaya güzel bir proje çıktı diye düşünüyorum. Ben emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. Hem kurumum adına, hem Konya adına, hem ülkemiz adına. Dekan Bey bahsetti. Ülkemizin de, dünyanın da doğru, sağlıklı, İslami bilgiyi aktaracak din adamlarına ihtiyaç var. Bu konuda ciddi bir boşluk var ve bu konuyu da çözmek üzere İslam ülkeleri nezdinde ve diğer ülkelerdeki Müslüman topluluklara yönelik ülkemiz bir gayret içerisinde. Bu konunun hassasiyetine binaen nitelikli, yetkin, İslam dinini düzgün aktarabilecek olan bireylerin yetişmesine katkı vermeye çalışıyoruz üniversiteler olarak. Bu Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi'nin yeni binası da bu işe hizmet, katkı sunmuş olacak. Ben emeği geçenlerden Allah razı olsun diyerek sözü fazla uzatmadan benden sonra konuşacak olan büyüklerime mikrofonu devretmek isterim. Katılımlarınızdan dolayı başta Sayın Başbakan Yardımcımız olmak üzere Ahmet Sorgun Beyefendi'ye, Sayın Milletvekillerimize, Ahmet Keleşoğlu Vakfı'nın yetkililerine, siz muhterem akademisyenlere, misafirlerimize hoş geldiniz diyor. Teşekkür ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum efendim. İkinci hayırlı hizmet temel atmamız. Buraya taşındığını çok iyi hatırlıyorum. O zaman buraya taşındığı için de Konya Ümmatip öğrencisiydim. O taşındığı yerde İslam Enstitüsü o zamanki ismiyle o binaya da öğrenci olarak geçmiştik ve bir kısmı da yurt idi. Çok hayırlı hizmetler gördü. Konya'nın 3 yüksek öğretim kurumundan bir tanesiydi. Eğitim Enstitüsü, İslam Enstitüsü, Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi. O serüvenleri çok iyi hatırlıyorum. Akademi olması için, İslam enstitülerin akademi olması için çabalarını, gayretlerini 70'li yıllarda çok iyi biliyorum. Daha sonra bırakın akademiyi, her biri fakülte oldu. Biraz önce
Ramazan hocamdan da çok yüksek rakamlar, yani 90 ilahiyat fakültesi olduğunu öğrendik. Gerçekten üniversitelerimizin ve fakültelerimizin sayılarını hatırlama imkanımız yok. Çünkü sürekli artıyor. Buna yetişme şansımız yok. Öğrenciler binlerle, on binlerle ifade ediliyor. Ama şu kısmı önemli diye düşünüyorum. Şam'da bir düşünür vardı, mütefekkir, çok da yaşlanmış. Cevdet Said diye, bireysel ve toplumsal değişimin yasaları diye de bir kitabı telif etmişti. Allah bir toplum kendi içindekini değiştirmedikçe o toplumu değiştirmez diye bu ayetin etrafında bir mütefekkir bu kitabı yazmıştı. Bireysel ve toplumsal değişimin yasaları. Orada bir şey dikkatimi çekmişti. Kendisi Kasyun, Şam'da Kasyun Dağı'nın eteklerinde yaşıyor. Bir taraftan toplumun içinde tamamen o hengameye kapılmadan ama toplumdan da kopmadan. Yani burada özellikle Diyanet Camiası ve İlahiyat Fakültesi öğrencileri ve hocalarımız için bunu çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Toplumun harala gürelesine Konya deyimiyle teslim olmadan, günübirlik şeylere teslim olmadan ama toplumdan da hayattan da kopmadan. Böyle bir noktayı bizim yakalamamız gerekiyor. Hem kaynaklarımızı bilmemiz gerekiyor, hem de bugünkü dünyanın gidişatını bilmemiz gerekiyor. Geçen gün bir yerde örneğini verdim. Hemen karşımızda Loras Dağı var, Takkeli Dağı var. Herkes bunları çok iyi bilir. Takkeli Dağı daha meşhurdur. Aslında Takkeli Dağı daha küçük bir dağdır. Yani yüksekliği daha azdır. 1850-1840 metre rakımı vardır. Loras Dağı 2050 metredir yüksekliği ama herkes Takkeli Dağı bilir. Niye? Sivri. Sivri olanlar belki göze daha çok batar. Ama Konya'nın bütün yağışları, bütün bereketi de Loras Dağı üzerinden gelir. Eğer bu bulut Loras Dağı'nın üzerinden geliyorsa yağış geliyor demektir. Konya'nın yeraltı suları da Loras Dağı'nın eteklerine kaynaklar da, Çayırbağ suyu da, Dutlu'su da, Mukbili de bütün sular Loras Dağı'nın eteğindedir. Takkeli Dağı'nın eteğinde hiçbir şey de yoktur. Bakın kaynak da yoktur. Şimdi burası tabiri caizse Loras Dağı gibi ağır, bereketli, vakarlı, dingin, ifade edildiği gibi itidalli. Ama toplumdan kopmadan, günübirlik olaylara teslim olmadan ama onun da dışına çıkmadan. En güzel örnek işte İmam-ı Azam, değil mi? İmam-ı Azam ufuk çiziyor. Birçokları onu olmadık meselelere fetva verdiği için eleştiriyor. Ama o ufuk çiziyor. Bilim adamları düşünürler, ufuk çizerler. Önümüze katamadığımız şeyin arkasından gideriz. Nietzsche'nin bir sözü var. Eğer bir şeyin felsefesini yapamıyorsanız teknisyenliğini yaparsınız. Bugün bizim ilahiyat fakültesinden beklediğimiz, ilahiyat fakültelerinden beklediğimiz, hocalarımızdan beklediğimiz işin felsefesini yapmak. Ama sadece laf olsun diye, hani bana felsefe yapma derler ya, o anlamda felsefesi değil. Gerçekten toplumumuzu yönlendirecek, ufkumuzu aşacak felsefesini yapmak. Yoksa sadece formatif bilgileri tekrarlamak geçmişin tekrarı değil. Geçmişten kopmadan kendi kaynaklarımızla asrın idrakine, değerlerimizi asrın idrakine söyletmek. Ben teşekkür ediyorum vakfımıza. Rahmetler diliyorum Ahmet Keleşoğlu abimize. O günü çok iyi hatırlıyorum. Önce Selçuklu Tıp Fakültemizi hizmete açtık. Böyle bir akşam üzeri çok da soğuk bir gündü. Aralıktı. Oradan da akşamın alacakaranlığına buraya geldik. Akşamla yatsı arasında öğrencilerin arasında yoğun bir açılış yaptık. Ve orada Ahmet Keleşoğlu abimiz sağ olsun
söz verdi. İşte bu böyledir, tohumdur. Söz veriyorsunuz ve o tohum 5 sene sonra, 6 sene sonra yeşeriyor. Bugün buradan demir filizleri yükseliyor ama bir süre sonra, inşallah 1 sene sonra içi dolmuş olacak. Önemli olan onun içini doldurmamız. Dolu dolu olacağına ben inanıyorum. Hayırseverimize, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hocam, olsun, hikayeler bazen uzun olur ama bir gün gerçekleşir. Hiçbir şey boşa gitmez. Çim bambusu toprağa ekildiğinde 5 yıl toprakta kalıyor. Hiç toprağın üstüne çıkmıyor. Ama toprağın üstüne de bir çıktı mı 1 yılda 5 metre sürgün veriyor. İnşallah bu öyle olacak. 5 yıl toprağın altında kaldıktan sonra şimdi artık çim bambusu gibi ürünler verecek. Ben teşekkür ediyorum. Ahmet abimizin kabri cennet olsun. İnşallah yaptığı hizmetler Cenab-ı Hak katında makbul olur diyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun inşallah. Bugün Konya'mızda 2 önemli eserin temel atma merasimi nedeniyle bulunuyoruz. Sabahleyin Necmettin Erbakan Üniversitemizin kampüsündeki Zeliha Akpınar Camii'nin temelini hep beraber attık. Şimdi de yine üniversitemiz içerisindeki Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültemizin temelini hep beraber atıyoruz. Öncelikle her iki temelin de hayırlı olmasını, uğurlu olmasını, kazasız belasız tamamlanmasını ve öngörüldüğü vakitte hizmete girmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Bu vesileyle bu önemli eserleri Konya'mıza kazandıran hayırseverlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Ahmet ve Zeliha Keleşoğlu Vakfı'nın değerli temsilcisi Hulki Bey burada, ona teşekkür ediyorum. Sonay Bey'e teşekkür ediyorum. Tabii ayrıca bu vakfı kuran, Konya'ya ve Türkiye'ye çok şey kazandıran merhum Hacı Ahmet Keleşoğlu'na da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Rabbim rahmetini bol etsin, mekanını cennet etsin diliyorum. Değerli hemşehrilerim, hükümetimiz her alanda olduğu gibi eğitim, öğretim alanında da çok ciddi yatırımlar yapmıştır. Cumhuriyet dönemi bütçeleri içerisinde eğitime en büyük payı AK Parti hükümetleri vermiştir. İlk öğretimde, orta öğretimde, yüksek öğretimde çok büyük değişim ve dönüşümleri bu dönemde hep beraber hayata geçirdik. Orta öğretimin 12 ile çıkarılması, zorunlu hale getirilmesi bizim eğitim sistemimizde önemli bir devrimdir. Türkiye'de artık 12 yıl eğitim almamış bir vatandaşımız olmayacak. En az eğitim alan 12 yıl eğitim almış olacaktır. Bugüne kadar yapılan çalışmaların üzerinde bu son derece önemli ve tarihi bir adım olarak gerçekleşmiştir. İnşallah 2018'den itibaren 2018-19 eğitim öğretim yılında da tekli eğitime bütün illerimizde geçmiş olacağız. Bu da ayrı bir başarıyı ortaya koymuştur. Vekil öğretmen, ücretli öğretmenle orta öğretimde verilen eğitimlere neredeyse son verdik ülke genelinde. Tamamını atadığımız kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler vasıtasıyla yapıyoruz ve şu anda 1 milyonun üzerinde öğretmen görev yapmaktadır. Dün de öğretmenler günüydü. Bu vesileyle geleceğimizin mimarı olan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü burada bir kez daha tebrik ediyor. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Din eğitim ve öğretimi konusunda da hükümetimiz çok önemli adımlar atmıştır. Esasında Cumhuriyet dönemi din eğitim ve öğretimi konusunda çok büyük dalgalanmalarla geçen yıllardan oluşuyor. Cumhuriyetin başında Darülfünun'un İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülmesiyle beraber bir ilahiyat fakültesi varken o da kapatılıyor. Öğrencisizlik bahane ediliyor.
Sonra İslam Tetkikleri Enstitüsü diye bir İstanbul Üniversitesi'nde bir enstitü kuruluyor. Bir süre sonra o da kapanıyor. İmam Hatipler 29 tane, bir süre sonra onlar da kapanıyor. Ve yıl 1949'a geldiği zaman Türkiye'de camilerde normal olarak dini vazifeleri görecek vatandaşın cenazesini, nikahını, diğer dini konulardaki ihtiyaçlarını karşılayacak din görevlisisi bulamama gibi çok büyük bir utançla Türkiye karşı karşıya kaldı. Tabii 1933'ten rahmetli Menderes'in iktidara geldiği döneme kadar ezanın Türkçeleştirilmesi ve İslam'ın özüne aykırı bir şekilde okutulması bizim tarihimizin ayrı bir utancıdır. Ama 1946'da çok partili siyasi hayatın ilk seçim sonuçlarının ortaya çıkması, halkın bu konudaki arzusu, Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidardır o zaman, onları dini konularda adım atmaya mecbur etmiştir. İsteyerek değil, mecbur kaldıkları için adım atmışlardır. Hatta son başbakan Şemsettin Günaltay, yanılmıyorsam burada ilahiyatçılar var, herhalde bir ilahiyatçı değil mi? 1949'da Ankara İlahiyat Fakültesini açarken 1949'da yine o dönemde başbakan bir ilahiyatçı Şemsettin Günaltay. Çünkü 1950'de seçim var. Ama millet bu takiyeyi çok net görmüş. Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidardan indirerek rahmetli Menderes'i iktidar yapmıştır. Ezan aslına dönmüştür. 1959'da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü açılmış. Şimdi hocam söyledi. 1962'de de Konya Yüksek İslam Enstitüsü açıldı. 1972'de de Atatürk Üniversitesi'ne bağlı bir enstitüsü açılıyor. Ve İmam Hatip okulları, daha sonra 70'li yıllarda İmam Hatip liseleri ve 80 darbesinden sonra da ilahiyat fakülteleri açılıyor. 1990'lı yıllara geldiğinde din eğitim ve öğretimi konusu ayrı bir fırtınalı döneme girdi. 28 Şubat'la beraber İmam Hatip liselerinin orta kısımları kapatılırken ilahiyat fakültelerini dondurdular ve ilahiyat fakültesi mezunlarının öğretmen olmasını yasaklayarak yeni bir öğretmenlik alanı oluşturdular. Polis akademisine girerek polis olmasını yasakladılar ve pek çok alana ilahiyat mezunlarının girmesi yasaklandı. Açılmış ilahiyat fakültelerinin öğrenci alınması durduruldu. Kur'an kurslarına 12 yaşını dolduran kişilerin yaz Kur'an kursu için camiye gitmesi yasaklandı. 15 yaşını doldurmayanların da örgün Kur'an kursuna gitmeleri yasaklandı. Gittiği zaman cezası var, müidesi var. Ya bunlar daha dün Türkiye'nin gerçekleriydi. Kesintisiz 8 yıllık eğitim orta öğretimini İmam Hatiplerin tamamen kapattı. Ve başörtüsü zulmü Türkiye'nin dört bir yanını kuşattı ve yaşanmaz hale getirdi ülkemizi. Hamdolsun aradan geçen zaman içerisinde 1940'lı yıllarda Türk milleti nasıl duruma vaziyet ettiyse 1950'de Menderes'in iktidarıyla Türkiye'nin manevi iklimi ve bu alandaki değişimi nasıl sağlandıysa 28 Şubat'ın yarattığı karanlığın arkasından 3 Kasım 2002'de Türk milleti yeniden vaziyete el koymuştur. AK Parti iktidarıyla Türkiye'nin geleceğinde, gününde yeni bir sayfayı açmıştır. Bugün geldiğimiz noktada Allah'ın izniyle anayasamıza da uygun bir şekilde din eğitim ve öğretiminin önündeki bütün engeller kaldırılmıştır. Anayasa madde 24'e göre herkes din ve vicdan hürriyetine sahiptir. Kimse dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Bugüne kadar kınandı mı, suçlandı mı? Suçlandı.
başörtülerle ilgili ikna odaları kuruldu mu? Kuruldu. Başını örtenlere Türkiye'nin her yeri kapatıldı mı? Kapatıldı. Ve pek çok saygısızlık ve haksızlık hem de yargı eliyle de desteklenerek maalesef yapıldı. Ama Allah'ın izniyle onların hepsi geride kaldı. Din eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi ilk öğretim ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır ve din eğitimi kişilerin kendi isteğine ailelerin, küçüklerin de aile temsilcilerinin iradesine bağlıdır. Türkiye'de orta öğretimde okutulması zorunlu olan din kültürü ve ahlak bilgisi dersi neredeyse yok dersler arasında yer alıyor. Ve bu dönemde buna da önem verdik. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin de müfredatını yenilemek suretiyle bütün dinler hakkında bir kültür ve bilgi aktarma konusunda önemli bir mekanizma olarak işlemesinin önünü açtık. Ancak buna rağmen Türkiye'de bazı mahkemeler bu din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimiyle ilgili derslerin aleyhine kararlar verdi. En son geçenlerde bir karar daha verdi. İstanbul'da bir idare mahkemesi hem de oy birliğiyle din eğitimi dersine insanlar mecbur edilemez diyor. Buradan söylüyorum. Mahkemenin hakimleri belli ki din eğitimiyle din öğretimi arasındaki farkı bilmiyorlar. Belli ki kullandıkları bilir kişiler de bu konudaki farkı biliyor. Türkiye'de ilk ve orta öğretim kurumlarında verilen derslerin hiçbiri din eğitimi dersi değildir. Din eğitimi değildir daha doğrusu. Din ve ahlak kültürüne dair bilgiler verilmektedir. Yapılan bir öğretimdir, eğitim değildir. Maalesef mahkemelerde bazı hakimler bu öğretimi eğitim yerine ikame etmeyi hem de mahkeme kararıyla başarmışlardır. Ama bu kabul edilemez bir durumdur. Türkiye'de orta öğretimde bugün din eğitimi verilmemektedir. Hiçbirinde din eğitimi yok. Bütün İmam Hatip liseleri dahil orta öğretimde yapılan şey din öğretimi değil, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimidir. İmam Hatip liselerinde biraz daha ağırlıklı olarak İslam dini öğretilmektedir. Ama maalesef mahkemeler başka bir kararı orada verdiler. Keşke Türkiye'de din eğitimi konusuna da yol açan bir karar verseler. Öyle bir kararı vermiyorlar. Aileler böyle bir talepte bulunduğu zaman da bir karar yok. Bildiğiniz gibi son kararlardan birini de Danıştay'da İdari Dava Daireler Kurulu verdi. Demin İlahiyat Fakültemizin değerli dekanı burada ifade etti. İlahiyat Fakültesi mezunlarının öğretmen olmasını engelleyen bir karar verdi. Mahkemenin işi mi bu? Kimin öğretmen olacağına Danıştay karar veremez. İdare mahkemeleri karar veremez. Yasayla düzenlenebilir ya da idari takdir hakkı yasanın verdiği yetkilerle idare bunu düzenleyebilir. Eğer bir ülkede kimin ne olacağına mahkemeler karar vermeye kalkarsa orada hukuk devletinden bahsedemeyiz. Maalesef Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yerindelik denetimi yapmış, yetkisini aşarak müdahale etmemesi gereken bir alana hukuka aykırı bir şekilde müdahale etmiştir. Bunun altını burada özellikle çizmekte fayda görüyoruz. Kimlerin nerede öğretmen olacağının kararını Milli Eğitim Bakanlığı verir ya da yasalar bunu saymışsa yasanın kurallarına göre yapılır. Mahkeme ve Danıştay yerindelik denetimi yapmıştır. Anayasaya göre yerindelik denetimi yapamaz. Onun için buradan ilahiyat fakültelerinin mezun ve öğrencilerine şunu ifade etmek isterim. Biz bu konuda ilahiyat mezunlarının öğretmenlik hakkının elinden alınmasına izin vermeyiz. Bu konudaki
Bu konudaki değişiklik neyse bunu yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla bu konuyu, Başbakanımızla ve Cumhurbaşkanımızla bu konu Milli Eğitim Bakanımızla istişare edilmiştir. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir yasal düzenleme yapacağız ve bu haksızlığı ortadan kaldıracağız. Buradan bütün İlahiyat Fakültesi öğrencilerimize ve mezunlarına bunun hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ayrıca tabii Danıştay'daki kararı verenler, demin dedim ya, idare mahkemesi eğitim öğretim arasındaki farkı bilemiyor. Onlar da Türkiye'nin gerçeklerinden haberi yok. Şu anda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine ilişkin bölümler var ama bunlar öğrenci almıyor ve şu anda bu bölümlerde okuyan öğrenci yok. Ben şimdi Danıştay'a soruyorum. Sizin verdiğiniz bu kararı doğrultusunda biz hareket etmiş olsak önümüzdeki sene din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerini nereden atayacağız? Bize söyler misiniz? Adamın haberi yok. Yok öyle bir bölüm şu anda faaliyette değil. Olmayan bölümden öğretmen yetiştirin diye idareye talimat veren bir karar. Ve bu nedenle de İlahiyat Fakültesi mezunlarımıza ve öğrencilerimize Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın bu konudaki sıkıntıyı ortadan kaldırın talimatı verdiğini buradan Necmettin Erbakan İlahiyat Fakültesi'nin bahçesinden ilan ediyorum. İnşallah ilk düzenlemeyle bunu ortadan kaldıracağız. Diğer bir konu, din eğitim öğretim konusunda devletin gözetim ve denetimi altında yapılması son derece önemli. Bundan bazıları rahatsız oluyor. Devletin gözetim ve denetimi altında olmayan eğitim olabilir mi? Nerede din eğitimi, öğretimi veya başka tür eğitim öğretim varsa, dini olsun olmasın, bu ülkedeki bütün eğitim ve öğretim devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Öyle yapılmalıdır. Yasalara ve anayasamıza uygun bir biçimde yapılır ve devlet de bunun denetimini yapar. Aksi takdirde kimin ne öğrettiğini, neler yaptığını kestiremeyiz ve bunun bizim nereye götüreceğini de bilemeyiz. Din eğitim öğretimi İmam Hatip liselerinde, Kur'an kurslarında, ilahiyat fakültelerinde, İslami ilimler fakültelerinde, camilerde ve sivil toplum örgütlerinin yasalar çerçevesinde yaptığı faaliyetler çerçevesinde Türkiye'de devletin denetim ve gözetimi altında yapılmaktadır. Hükümet olarak İmam Hatiplerin önünü açtığımız gibi katsayı engelini kaldırdık. Kur'an kurslarının önündeki engelleri kaldırdık ve yeni dönemde de ilahiyat fakültelerinin sayılarını artırdık. Amacımız ilahiyat fakültelerinin sayılarını artırmak suretiyle yüksek öğrenim görmüş insanların İmam Hatip, müezzin, Kur'an kursu öğreticisi, öğretmen, müftü, vaiz olmak üzere din alanında hizmet veren bütün vatandaşlarımızın yüksek öğrenim görmesine imkan sağlamaktır. Her geçen gün yüksek öğrenim görenlerin sayısı Diyanet'in çalışanları arasında artmaktadır. Bundan sonra bunun sayısı daha da artacaktır. Önümüzdeki dönemde din hizmeti sunan Diyanet işleri, din hizmeti sunan din görevleriyle ilgili önemli bir reformu daha hayata geçireceğiz. O da Diyanet Akademisi'dir. Diyanet Akademisi şu demek, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan müftü, vaiz, Kur'an kursu öğreticisi, İmam Hatip ve müezzin kayımlar ile diğer personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerini verecek bir bağımsız, Diyanet'e doğrudan bağlı değil ama ilgili bir kuruluştur. Yeni kuruluştur. Bundan sonra bu düzenlemenin yasalaşmasından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı müftü adaylığı, vaiz adaylığı, İmam Hatip adaylığı, müezzin kayyım adaylığı, Kur'an kursu öğretici adaylığı sınavı açacak.
Bu sınavı kazanan öğrenciler Diyanet Akademisi'ne devam edecekler. Diyanet Akademisi'nde müftü adayları 4 yıl, vaiz adayları 3 yıl, İmam Hatip adayları 2 yıl eğitim aldıktan ve burada yapılan sınavlarda başarılı olduktan sonra Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından mesleğe kabulüne karar verilecek ve ondan sonra müftü, vaiz ve imam hatip olarak atanacaklardır. Bunun en önemli nedeni vatandaşımıza bu alanlarda hizmet sunan bütün görevlilerin kalitesini daha iyi noktaya getirmek, niteliklerini artırmak ve iyi bir hizmeti vermesini sağlamaktır. Bu açıdan bunun son derece önemli olduğuna inanıyoruz ve 2018 yılı içerisinde inşallah Diyanet Akademisi'ni faaliyete geçireceğimizi buradan ayrıca ilan etmek isterim. İlahiyat fakülteleri dinimizin doğru öğretilmesi, doğru anlaşılması ve doğru yaşanması konusunda önemli görev ifa ediyorlar. İlahiyat fakültelerimiz, İmam Hatip liselerimiz ve diğer bu alanda eğitim, öğretim yapan kurumlarımızın tamamı üzerine düşen görevleri layıkı veçiyle yerine getirdikleri takdirde terör örgütleri dini istismar etmek için karanlık alan bulamayacaktır. Çünkü dinin aydınlığı teröristlere, terörizme, terör örgütlerine asla fırsat vermez ve onları kendi karanlıklarında aydınlık yok eder. Ben inanıyorum ki ilahiyat fakültelerimiz bu anlamda önemli görevler yerine getiriyor. Bundan sonra da getirmeye devam edecektir. İlahiyat fakülteleri YÖK'le irtibatlı faaliyette bulunuyor. Ancak bundan sonraki süreçte hem YÖK'ün hem Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın hem de ilahiyat fakültelerimizin hep beraber çalışmasında müfredatta ve diğer pek çok konularda birlikte hareket etmesinde çok büyük yarar olduğuna yürekten inanıyorum. Çünkü eğitim ve öğretimi verenlerle onların yetiştirdiği talebeleri çalıştıranların birlikte çalışması ve geleceği birlikte planlaması son derece önemlidir ve ihtiyaçları görerek müfredatın şekillenmesi de son derece önemlidir. Bunun üzerinde de bundan sonra daha güçlü bir şekilde duracağımızdan hiç kimsenin endişesi olmamalıdır. Dünyada İslamofobi ve başka terör örgütleri ve başka yöntemlerle İslam hakkında ve Müslüman hakkında, İslam ve Müslümanlar hakkında çok kirli bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız. Bu algı operasyonlarını da ortadan kaldıracak ancak ilahiyat fakültelerimizdeki bilim insanları ve burada yetişen öğrencilerimizdir. Her bir yandan İslam'ı ve Müslümanları karalamak için büyük bir kampanya ile karşı karşıyayız. Çok farklı mühendisliklerle karşı karşıyayız. Bunların panzehiri bilimdir, ilimdir, üniversitelerdir, fakültelerdir, hocalarımızdır. İslam'la ilgili pek çok tartışmada İslam'ın gerçek yerini gösterecek olan da gene üniversitelerimizdir. Özellikle ilahiyat fakültelerimizdir. İslam'da kadın konusu sürekli birilerinin tartıştığı ve buradan İslam'ın en güçlü olduğu yerden İslam'a ve Müslümanlara zarar vermek için kaşıdığı bir yerdir. Onun için İslam'ın kadına verdiği değeri, kadın haklarına verdiği değeri de son derece önemsiyor ve bu öneme uygun bu konunun da gündemde tutulması ve aktarılmasının önemi ortadadır. İnsan hakları, hukuk devleti gibi konular İslam'ın özünü temsil eden konulardır. Bunlar üzerinde de elbette en iyi çalışmaları kim yapacak? Buralar yapacaktır. Kavramsallaştırma konusunda da çok durmamız lazım. İnsan hakları konusunda kavramsallaştırmayı başkaları yaptı ama insan haklarına ilişkin temel metinlerin en muhteşemi İslam'ın metinleridir. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ve Peygamber Efendimiz'in hadisleridir. Ama bunun kavramsallaştırmasını Müslüman alimler yapamayınca bununla ilgili ne yapıyoruz? Biz fakir bir durumda kalıyoruz. O nedenle bu kavramsallaştırma üzerinde de ilahiyat fakültelerimizin
çok ama çok fazla durmalarında ben önemsiyorum ve bunun önemini onların da idrak etmelerinin çok önemli olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Toplumumuzun yarısı kadın. Kadınlara dini konuların aktarılması, ulaştırılması elbette son derece önemlidir. İlahiyat fakültelerimizde hayatın pek çok alanında kadının etkinliğinin artması ülkemizin bugünü gibi geleceğinin de daha iyi olmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bildiğiniz gibi Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Sayın Huriye Martı Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Başkanı yardımcılığı görevine atanmıştır. Türkiye'de bir ilktir bu. Ve bunu biz önemsiyoruz. Bundan sonraki süreçte de Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vaizlerin, kadın vaizlerin, kadın Kur'an kursu öğreticilerinin, kadın müfettişlerin, kadın murakıpların sayılarını artıracağız. Şu anda hiç kadın murakıp yok. İlana çıktı Diyanet İşleri Başkanlığı 50 tane kadın murakıp alacağız. Kur'an kurslarını ve kadınların eğitim, öğretim verdiği yerlerin denetimini bunlar yapacaklardır. Ayrıca Türkiye'nin şu anda bazı büyük şehirlerimizde var ama bütün illerimizde yok. 81 ilimizin 81'inde de müftü yardımcılarından en az biri kadın olacak. Büyük şehirlerde bunun sayısı daha da artacaktır. Biz bunu niçin yapıyoruz? Diyanetin hizmetleri sadece erkeklere dönük hizmetler değil, aynı zamanda da kadınlara dönük hizmetlerdir. Bu nedenle de kadınlarımızın daha fazla Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde istihdamı için adımlar atıyoruz. Bundan sonra da bu adımları kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Başbakanımıza Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde kadınların sayısının ve aktif olma pozisyonlarının güçlendirilmesi, artırılması konusundaki adımlara verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu adım Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla atılmıştır ve ülkemizde ben önemli bir eşiğin burada aşıldığına inanıyorum. İnşallah İlahiyat Fakültemiz yetiştireceği başarılı bu alandaki kadınlarla Türkiye'nin dini hayatında çok önemli hizmetlerin yapılmasına da katkı sağlayacaktır. Ben onun için de ayrıca hocalarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ve kadınlardan ilahiyat fakültelerinde okuyanlara da şunu söylüyorum. Hiç endişe etmeyin. Sizin inşallah istihdam sorununuz fazla olmayacaktır. Çünkü hem bizim ihtiyacımız hem de ülkemizin ihtiyacı yeterinden fazla vardır. Biz de bu ihtiyaçları karşılamakta hükümet olarak kararlıyız. Sözlerimi burada noktalıyorum ve tekrar Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Merhum Ahmet Keleşoğlu'na buradan tekrar rahmet diliyor ve vasiyetine sahip çıkan mirasçılarına da buradan teşekkür ediyorum. Bu işin yapılmasına vesile olan Cumhurbaşkanımıza da buradan bir kez daha teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla Allah'a emanet ediyorum. Evet, hayırlı uğurlu olması, kazasız belasız tamamlanması Konya'mıza ve milletimize nice hayırlı hizmetlere vesile olması dileğiyle ya Allah bismillah diyor atıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.